güzel bir şey. Yavaş yavaş. Bak buraya görüntülerin üstüne dikkat et. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Tekasiz ve değerli kardeşlerim, şu anda biz Uhud'a doğru gidiyoruz. Bu gideceğimiz Uhud şu anda 70 tane şehit vermiş. Efendim burada 1000 tane ashab-ı kiram, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemle beraber şu gördüğüm kalkmış olduğumuz yerden Nebi Aleyhisselatü Vesselam Mescid-i Nebevi'den buradan hareketle yola çıktılar. Burada daha Uhud'a varmadan onların başı efendim münafıkların başı Abdullah İbni Ubey İbni Selul 300 tane sahabeyi geri çevirdi değerli kardeşlerim. 300 tane sahabi. Onun için Uhud demek imtihan demektir. Uhud demek sabır demektir. Uhud demek şehadetlerin ve İslam dininin temelinin atıldığı o temel üzerine sebat etmek demektir. Uhud'da ne zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem okçulara vermiş olduğu emri yerine getirmediler. Efendim kaybettiler davayı değerli kardeşlerim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Okçular Tepesi'ne gireceğimizde şimdi zaten orada efendim şirketin görevli hoca efendileri anlatacaklar. Orada efendim vardığında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o Okçular Tepesi'ne 50 tane sahabeyi yerleştirdi. Dedi ki bakın biz dedi efendim bizim etlerimizin kuşlar tarafından gagalandığını görseniz bile efendim sakın ona efendim hedefinizi terk etmeyin. Müslümanlar bir ilk efendim hamlede büyük ganimetler elde ederek herkes ganimet peşine koştu ve acaba ganimet kalır mı kalmaz mı diye efendim bu sefer okçular da tereddütlemeye başladılar. Onlar da kalktılar dediler ki efendim biz de gidelim burada efendim bize o şey yapılan ganimet kalmaz ve onlar da kalkıp bir kısmı efendim hareket etmeye çalışırken diğerleri ne yapıyorsunuz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin size efendim vermiş olduğu talimatı unutuyorsunuz. Bakın Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne demişti size? Etleriniz kuşların gagasıyla gagalandığını görseniz bile efendim hedeflerinizi terk etmeyin. Ondan sonra Mekke müşrikleri o efendim okçular tepesinin boş olduğunu görünce hemen arka tarafta toparlandılar. O zaman Müslümanlar büyük bir kaybe uğradılar. 70 tane sahabe efendim şehit oldular. Onların içerisinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin amcası Hazreti Hamza radıyallahu teala an hazretleri de vardı. Şimdi değerli kardeşlerim bu Uhud savaşını duyan sahabiler Hazreti Hamza radıyallahu an hazretleri bir günlük bir damat idi. Daha akşam düğününü yapmıştı. Düğününü yaparken efendim o kendisine o gece, gerdek gecesinde kendisine efendim şey haberi verilmişti. Kendisine savaşa efendim Uhud'a çıkılacak haberi ulaştığında ilk etapta kalkıp efendim sabah namazını kıldıktan sonra ailesiyle ilgilenip efendim yıkanmaya vakit kalmadan hemen kalktı, orduya katıldı. Ben belki orduya katılamam. Efendim Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme muhalefet ederim korkusuyla kalktı, yola çıktı. Daha kimler çıkmadı? Amr bin Cemuh topal bir sahabeydi değerli kardeşlerim. Topal bir sahabi yürüyemiyordu. Bastonlarla yürüyordu. İki tane oğlu o savaşa çıkmıştı. Katılmıştı o savaşın içine. Kendisi de katılmak istiyordu. Diyordu ki çocukları ya babacığım bak Allah sana savaşı farz kılmamıştır. Ne olur sen gelme sen bundan sakıp olmuş. Allah-u Teala bu farzı senden kaldırmıştır. Her ne kadar dediyse bir türlü babalarını ikna edemediler. Efendim babaları kalktı Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme gitti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem oraya efendim Hazreti Amr bin Cemuh'un kendisi yanına gittiğini görünce diyor ki buyur ya Amr bin Cemuh ne diyorsun? Ya Resulullah ben diyor Uhud'a katılmak istiyorum. Ya Amr diyor sen diyor muafsın bu hususta Cenab-ı Hak seni affetmiştir. Cenab-ı Hak seni sorguya çekmez bu hususta. Bu farziyet sende düşmüştür.
Ya Resulullah, ben şu topal ayağımla cennete girmek istiyorum. Yalvara yakara Allah Resulü'nü ikna ediyor ve geliyor. Gelir gelmez hemen efendim şehit oluyor, cennete ulaşıyor. Onun için efendim Uhud demek şehadetin dağı demektir. Uhud demek cennete giden yolun yolu demektir. Sabır demektir, azim demektir. Orada 70 tane sahabi, mesela bir tane kadın, zaman yeter mi inşallah, artık yeter mi yetmez mi Allah-u Alem. Nesiletül Maziliye radiyallahu teala an hazretleri, iki oğlu, kocası ve kendisi o savaşa katılmış bir kadın. Çok cesur bir kadın. O kadının katılış sebebi, orada efendim, o Müslümanların, yaralı olan Müslümanların yarasını sarmak için, geri hizmette çalışmak için. Vardılar Uhud'a. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sahabesiyle öyle bir çarpışıyor ki ayakta duracak halleri kalmamış kimsenin. Hazreti Ebu Bekir bir tarafta yatmış, Hazreti Ömer bir tarafta yatmış, Hazreti Ali bir tarafta yatmış. Birçok sahabiler kılıç kalkan kullana kullana o sıcaklığın altında efendim artık da can derman kalmamış kendilerinde. Birkaç tane müşrik efendim hedeflemiş Allah Resulü'nün hayatını ortada kaldırmak için, ne yapsak da acaba Resulullah'ı efendim hayatını kaldırabilelim ortada demişler. Efendim harekete geçmek üzere saldırıyı hazırlamışlardı. Allah Resulü o şeyin, o kadar efendim sahabenin o çarpışmalarına rağmen herkes yerlerde, herkes istirahatta, herkes efendim ayağa kalkma hali yok iken o hala o kafirlerle mücadele ediyordu. Allah Resulü tehlikeyi sezdi sallallahu aleyhi ve sellem. Dedi ki, ey benim sahabilerim, yok mu beni savunan bu kafirlere karşı? Eğer şeyi öldürüldüğü takdirde şehit olarak cennete gidecektir. Müjdesini verince Hazreti Nesibetül Maziniye, o kadın nasıl bir kadın biliyor musunuz? İki oğlu kocasıyla beraber o savaşa çıkmıştı. Oğlunun bir tanesinin kolu kopmuştu o kadının. Kolu kopan o kadın anamız efendim bir tarafta oğlunun kolunu sarıyor. Oğlum diyor, git oğlum git diyor. Sancağı yere bırakmayın diyor. Resulullah'ı yere efendim düşürmeyin. Onu yalnız bırakmayın. Kanının son damlasına kadar Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'i savunmazsanız hakkımı helal etmeyeceğim oğullarım diyor. Analara bak. Analara bak. Ondan sonra efendim gözünün önünde iki tane oğlu şehit oluyor. Ah demiyor. Kocası şehit oluyor. Ah demiyor. Niye? Çünkü biliyor ki onların vardığı yer cennettir. İnsan cennete giderken sevinir mi, ağlar mı? Tabii ki sevinir. Ondan sonra tabii o esnada Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin yalnız olduğunu görünce baktı ki müşrikler saldırıyorlar ona. Hemen üzerindeki şeyleri attı. Elindeki o savaşın efendim savaşan mücahitlerin yaralarını sarmak için bezleri atıyor yere. Efendim hemen Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin yanına koşuyor. O şehit olmuş olanların bir tanesinin miğferini başına koyuyor. Bir tanesinin kalkanını, kılıcını alıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin etrafında sanki fırıldak gibi dönüyor o mübarek kadın. Her gelen ok yarası mübarek kalbi, gelen ok yarasına, oka karşı kendini Resulullah'a siper ediyor. Önüne geçiyor. Gelen ok Resulullah'a saplamasın, bana saplansın. Öyle bir duruma geliyor ki kan revan içerisinde kalıyor. Bir an yıkılıyor. Öleceğini hissediyor. Öleceğini hissederken o kadın o esnada ya Resulullah diyor, ne olur sana yalvarıyorum, sana yakarıyorum, öleceğim, bana dua et. Yevmul mahşerde Allah-u Teala beni sana komşu eylesin ya Resulullah. Beni sana yoldaş eylesin ya Resulullah. Seninle beraber haşir etsin ya Resulullah diye bu sesi duyan Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem kıbleye dönüyor. Ya Rabbi diyor, Nesibe'yi, iki oğlunu ve kocasını yevmul mahşerde, kıyamette bana can, yoldaş, arkadaş, komşu eyle. Bu duayı duyan o mübarek kadın hemen efendim tekrar ikinci hamleye geçebilmek için
bir an fırlıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin önünde tekrar fırıldak gibi sağa sola dönüyor. Efendim her gelen ok kalbine saplanıyor, göğsüne saplanıyor, sağına saplanıyor, soluna saplanıyor. Kan revan içerisinde yıkılarak ruhunu rahmeti rahmana teslim ediyor ve şehitler kervanına katılıyor değerli kardeşlerim. Daha sayamayacağımız nice kişiler var. İşte geldik şu anda. Şu anda şu gördüğümüz, az önce bahsettiğim 50 tane okçu. Okçunun o okçu, o tepede insanlar var ya, o tepedeki insanların bulunduğu yer o okçular tepesiydi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem okçuları oraya yerleştirmişti. Oraya yerleştirilen okçular, efendim, ok savaş ganimetlerinin elde gidecek korkusuyla bir an gaflette bulundular. Efendim, unuttular kendilerine verilen emri. Bir an gaflette bulunduklarından ötürü bu gafletleri efendim 70 tane sahabenin şehadetine sebep oldu. Hatta ve hatta değerli kardeşlerim, bazıları savaşta kaçmamak için yer kazıyorlardı, kuyu kazıyorlardı. Biz kaçmayalım, belki neslimiz bize galip gelecek, belki kaçarız korkusuyla kendilerini yere bir mıh gibi saplatıyorlardı. Yeter ki kaçmayalım. Gelen kafirlere karşı efendim onların atlarının efendim ayakları altında ezilerek efendim bir tarafta kılıç sallıyorlar, bir tarafta ruhlarını Allah'a teslim ediyordu. İşte şu görmüş olduğumuz, şu karşımızda efendim şu Uhud mezarlığı şurasıdır, hemen şu karşısı. Geçtik orayı. Rabbim Celle ve Aleyh Hazretleri, onun için değerli kardeşlerim, biz ne zaman itaatten ayrıldık, çok şeyleri kaybettik. Ne zaman itaate sarıldık, çok şeyleri kazanırız. Ondan dolayı Cenab-ı Mevla Celle ve Aleyh Hazretleri, يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَد۪يدًا يُسْلِحْ لَكُمْ اَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. Evet, geldik buraya kardeşlerim. Rabbim inşallah bu şuuru bize yakalattırsın. Allah-u Teala bu mübarek bereketten bizleri bereketlendirsin. O sahabenin aşkını bize nasip eylesin. Resulullah'ın aşkını nasip eylesin. O mücahide kardeşlerimizin, o mücahide analarımızın, onların efendim aşkını bize, o aşktan nasibimizi almayı nasip ve müyesser eylesin inşallah. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.